derdim böyle salimi. El olsa vurdururum iti. Ama Emine öz kızım. İlle de Ferdi diyor yavrucak. Belli ki bacımın kanına girmiş. Bilerek yapmıştır. İnsaf etme. Yılda ancak bir iki kere gelir evimize. Emine de dışarı çıkmaz. Nerede buluşup anlaşmış olabilirler ki? Onu bunu bilmem. Topraklarımızda gözü var. Emine'yi kandırıp hepsine sahip çıkmak istiyor. Bizim topraklar onun hakkı. Babasının ölümünden sonra hepsine ben el koydum oğlum. Ama Allah şahit pişmanım. Yarın ahirette hesabını ben vereceğim. İnşallah Emine ile evlendirirsem kalbini yapar, mal mülk sahibi ederim. Çıldırdın mı sen? Git Ferdi'yi bul bana. Amcan çağırdı de. İki eli kanda olsa gelsin. Tam 3 yıl oldu görmeyeli. Son gittiğimde İstanbul'da buldum. Sen hapisteyken seni ziyarete gelmedin. Hayırsız evlatmış. Anası öldüğünde gene içerideydim. O yüzden affetmiyor beni. Ne ettimse anlatamadım. Öğretmen olmuş. İstanbul'un orta halli bir yerinde bir okulda. Canla başla çalışıyor. Sınıfta tek başına oturmuş. Çocukların defterlerine bakıyor. Özlem dedim. Kızım. Babanı öpmeyecek misin? Kızım, babanı öpmeyecek misin? Babam yok benim. Bir adam tanıyorum. Karısı öldüğünde küçücük kızı okuldayken o hapislerde sürünüyordu. Gangsterlere, kanlı katillere uşaklık ederken hapislere düşmüştü. O adamın kızı büyüyüp üniversiteye gittiğinde gene hapislerdeydi. Hudutta kaçak mallarla yakalanmıştı. Kızının ona en çok ihtiyaç duyduğu yıllarda eli tabancalı, sağa sola kurşun sıkıyordu. O kızın teyzesi onu yanına almasaydı, bugün o kız batakhanelerde sürünüyordu. Şurada burada fahişelik ediyordu. Yalan mı? Yalan mı? Yalan mı? O adam benim babam değil, yanılıyorsunuz. Lütfen gidin ve bir daha da gelmeyin. Teyzesine paraları senin gönderdiğini bilmiyordum. Hayır. Her şeyi teyzesi yaptı sanıyorum. Bilse paramı kabul etmezdi. Ölünceye kadar da bilmeyecek. Boş ver be abi. Her şey geçer. Amcaoğlu. Gel buyur otur. Sağ ol, kalıcı değiliz. Babam selam söyledi. İki eli kanda olsa gelsin diyor. Gelirim. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bir şey mi oldu efendim? Bak kızım, 30 senedir doktorum. Ebe'nin bu kadar genç ve güzelini görmemiştim doğrusu. Sağ olun. Ya kızım, burada ev bulmak mesele. Dispanserde boş oda da yok. Hayri! Hayri efendi! Buyurun efendim. Al Eba Hanım'ı Ayşe ablanın evine götür. Ne yapsın yapsın bir oda versin kızcağıza. Başka yere emanet edemem seni. Sağ olun efendim. Hadi hadi. Allah Allah. Ah kızım, vallahi verdim. Bir hafta evvel Ferdi oğlum tuttu. Onun evi var ya. Kulüp için tuttu. Lokal mı yapacakmış ne? O izin versin kolay. Dünyalar iyisi bir delikanlı. Eba Hanım evsiz kalmış Ferdi. Ayşe ablanın evini istiyor. Biz orayı lokal yapacaktık. Bak işte burada.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ayşe Hanım'ın evini kiralayacaktım. Sizin evet demeniz lazımmış. Bizde misafirin arzusu emirdir. Hadi buyurun. Çok iyisiniz. Yok canım. Eşyanız var mı? Bir tek bavulum var. Gerisini buradan bulurum demiştim. Hay Allah. Bir dakika. İbo! Lan İbo! Buyur. Buyur Ferdi abi. Koş kulüp lokaline. Bugün antrenman paydos. Bütün çocuklar 10 dakikada Ayşe ablanın evinde toplanacaklar. Tamam mı? Tamam abi. Hadi yallah. Ne yapacaksınız? Evde görürsünüz. Çocuklar, şu gördüğünüz abla yeni gelen ebemiz Leyla Hanım. Merhaba, hoş geldin abla. Kulübümüzün misafirhanesindeki eşyalar yarım saate kadar buraya taşınacak. Yetmezse herkes bir şeyler tedarik edecek. Hadi bakalım marş marş. Tamam abi. Buyurun abi. Geç bakalım. Geçin şöyle. Aferin çocuklar be. Aferin size. Aslanlarım. Ben bu ne? Bir şey bulamadım abi. Kümes getirdim. Tavuksuz kümes olur mu be? Tavukları bu gece aşıracağız abi. Bana bak, ben duymamış olayım ama şöyle irilerimden olsun. Bir de keçi aşırayım mı abi? Sabahları ablam süt içsin. Ne? Her şey için çok teşekkür ederim. Siz bir meleksiniz. Estağfurullah, vazifemiz. Kiray bile konuşamadık. Ayşe ablayla ben konuşurum. Ayrıca bizim için para önemli değil. Önemli olan insanlık. Şöyle iyi kızarmış bir balık. Kalbura basma, tamam, salata, pilav filan. Oldu. Ayşe ablanın evine gönderiver. Oldu Ferdi abi. Tamam mı? Bu ne? Ferdi oğlum göndermiş. Burada adettir. Misafire birkaç gün yemek yaptırmazlar. Oh çocuk. Kısmetse iki aya kadar dönerim. Kendine iyi bak. Sana bir şey olursa çok yanarım. Korkma. Hadi. Yolun açık olsun. Sağ ol. Günaydın. Günaydın. Size teşekküre gelmiştim. Yok. Teşekküre değmez. Hem başka ne derdin olursa koşup bana geleceksin, tamam mı? Bu kadar şımartıldıktan sonra her gün gelirim. Beklerim. Hoş geldin. Yeni ebe sensin galiba. Hacı Musa'nın oğlu Dündar. Manyak, serserinin tekidir. Dünya kadar arazisi var babasının. Buranın en lüks otelleri de onlarındır. Ferdi var ya, amcaoğlu olur Dündar'la. Ferdi mi? Babası öldüğünde Ferdi ufacık çocukmuş. Amcası Hacı Musa hile ile bütün toprakları kendi üstüne çevirmiş. Yoksa Ferdi buraların kralı olurdu diyorlar. Parasıyla değil ama insanlığıyla gene kralı olmuş.
Evet, yeni çay demledim. Boğazımdan geçmedi, sana da getirdim. Bırak şimdi çayımayı. Doğuma yetişmeliyim, vaktim yok. Daha vasıta arayacağım, iyi mi? Benim külüstür bir araba var. Ama inşallah bizi yolda bırakmaz, hadi gel. Hadi çabuk, üstümü değiştirmem lazım, hadi. Hop. Allah Allah. Hadi bakalım, gözün aydın. Harika bir kız çocuğun oldu kardeş, güle güle büyü. Sağ ol Leda. Hoşça kal. Sağ ol. Kız mı oğlan mı? Kız, babasının somurtmasından anlamadın mı? Ne kötü şu cahillik. Kız olmuş, oğlan olmuş, ne fark eder? Orasını bilmem ama sen olmasaydın ilk doğumuma geç kalmıştım. Bak şimdi bir çayını içerim. Gel öyleyse. Babam ayağına mı geleyim Ferdi'nin diyor. Estağfurullah. Vakit olmadı amcaoğlu. Belli. Ebe Hanım'ın şoförlüğüne atanmışsın diyorlar. Şoförlük değil, insanlık yapıyor. Siz anlamazsınız böyle hislerde. Allah'a ısmarladık Ferdi. Güle güle. Bu İstanbullu karıların ağzı da iyi laf yapıyor ha. Doğruyu söylemek ayıp mı? Bugün maçımız var, yarın gelirim. Sağ ol bacım. Bakın, biz etle tırnak gibiyiz seninle. Amcanım ben senin. Senelerce araya düşmanlık girdi. İki aileyi birbirine düşürdüler. Sen daha çocuktun. Yok ben senin babanın topraklarını üstüme geçirmişim filan. Ama ölüm saati yaklaştıkça insan başka düşünüyor. Ben derim ki bu kırgınlığı kaldıralım arada. Ben kırgın değilim amca. Babamla konuşup anlaştık. Toprak vereceğiz sana. Ne gülüyorsun be? Kes! Sen ona bakma oğlum. Bak Ferdi, toprak vermekle, zeytinlik vermekle iş bitmez. İşte Dündar'ın yüzüne söylüyorum. Oğlum ama metelik etmez. Ben ölünce bu topraklar, bu mal, bu mülk karıya kumara gider. Buralar hep bu ailenin kalsın istiyorum. Bizim kanımızın toprağı olsun istiyorum. Bunun için kızımı vereceğim sana. Sen çıldırdın mı amca? Emine benim bacım. Ailen olacak. Asla. Kestirip atma. Satılık değilim ben. Oğlum. Üsteleme amca. Bırak baba. Buna iyilik yaramaz. Aile kızı neyine serserinin? Ona Ebe Hanım gibi... kahpeler gerek. Lafını bil, sabrımı taşırma. Sabrımı taşırma. Beni pişman etme Ferdi. Sen hırsızlık ederken pişman olmamışsın. Yetim hakkı yerken Allah'tan korkmamışsın. Pişmanlık senin neyine? Ulan it! Çulsuz köpek! Ben çulsuzum ama... bu memlekette konuşurken herkesin gözünün içine baka baka konuşurum. Kimseden ne korkum var... ne de bir Allah'ın kuluna hak borcum var, anladın mı? Ama sen gavur Musa'sın. Namussuz alçak Musa'sın halkın dilinde. Bu da ağanın köpeği. Ah kızım ne marifetli şeymişsin sen. Bu bir şey mi Ayşe abla? Söylemesi ayıp, bir ordu doyar bu börekle. Yarısını Ferdi'ye göndereceğim. Aa. Hem de sen götüreceksin Ayşe abla. Hadi hayırlısı. Ferdi, Ebe Hanım kendi eliyle yaptı. Sana gönderdi. Oh, zahmet oldu sana Ayşe abla. Yok canım, ne zahmetti. Buyur.
Teşekkür ederim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Nedir derdin? Ne üzersin kendini? O ebeyi istiyorum. Sana 100 ebe feda olsun aslanım. Bahçacı Huriye ne güne duruyor? Helal olsun be. Vallahi helal olsun çocuklar. Ne maç çıkardınız ya? Al canım. Niye içmiyorsun sen be? Abi ya, maç birimini bir çayla mı geçiştireceksin yani? Vay beyim vay, şarap mı ısmarlayacaktık yani? Şey, şarap olmaz da hani birkaç şişe bira fena olmaz. Yürüyün be! Niye senden çektin? Arkadaşlar, içtiğimiz biranın hakkını vermeliyiz. Tamam. Bu sefere beş çekelim ki ziyafet bir büyük olsun. Bir dakika çocuklar, beni dinleyin. Yarın da ablanıza börek ziyafetine davet edin. Duran! Bir zolalar da benden. Yıllarca koştum hep aşkın peşinden, anlayan olmadı gönül derdimden. Yıllarca koştum hep aşkın peşinden, anlayan olmadı gönül derdimden. Bir vefa görmedim sevdiklerimden, olsan içmez miydin benim yerimden? Baharım solmadan eskidi ömrüm, çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leylasın olmayan Mecnun'a döndüm, olsan içmez miydin benim yerimde? Baharım solmadan eskidi ömrüm, çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leylası olmayan Mecnun'a döndüm, olsan içmez miydin benim yerimde? Thank you.
candan sevenim. Zamansız yitirdim hayat selini. Bulamadım beni candan sevenim. Zamansız yitirdim hayat selini. Yaşarken canımda gördüm eceli. Olsan içmez miydin benim yerimde? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sın olmaya Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sın olmaya Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Gözün aydın. Sağ ol. Karım da bebek de sıhhatte. Metin'i çok işittik de. Allah senden razı olsun. Sıhhatli ömürlü olsun oğlum. Hadi sağlıcakla. Sağ ol. Ebe Hanım. Hakkını helal et. Ne olur şunu bizden kabul et. Buyurun. Ayıp ettin. Hem o tavuğun yumurtası karına lazım. Ne olur kabul et. Ezme beni. Sağ ol. Milyonlar versen bu kadar sevinmez. Siz de sağ ol. Al bakalım. Ne parası? Yo sen ücretini ödedin. Biz çocuğa doğum hediyesi vermeyecek miyiz yani? Al bakalım hadi. Eyvallah. Sağ ol. Şuna bak. Lüks mevkide seyahat eden güzel bir kadın gibi sere serpe yatıyor. Ne de olsa dişi. Dua et aynanın karşısına geçip süslenmiyor. Ayıp ettin. Her kadın öyle midir? Mesela ben hiç makyaj yapmam. Güzelsin de ondan. Ne dedin? Anlamadım. Canım bal gibi anladın işte. Ne? Ne dedin diyorum sana? Güzelsin dedim, yalan mı? Çok, çok teşekkür ederim. Babam seyyar istidarcılık yapar. Bir ufak masası, bir de köhne daktilosu var. Bir şeyler kazanıyor işte. Keşke gelirken beraber getirseydin. Gelmedi. Her cuma annemin mezarını ziyarete gider. Onun hatırasıyla baş başa kalayım kızım de. Benim babam çok küçükken ölmüş. Biliyorum. Doktor bey anlattı hikayeyi. Amcan babandan kalan bütün malların üstüne oturmuş. Malların gitmiş ama herkesin sevgisini, dostluğunu kazanmışsın. Ben hayatımda senin kadar sevilen başka birini görmedim. Sağ ol. Ama bu sevgiye güvenerek doktor bey senden bir ricada bulunacak. Rica mı? Neymiş? Onu da doktor bey söylesin. Dispanser için bağış kampanyası açtık oğlum. Kimse kılını kıpırdatmadı. Sonra Leyla Hanım kızım hatırlattı. Burada herkes Ferdi der başka şey demez dedi. Şu işi bir sen ele alsan. Allah Allah. Allah Allah. Ege'nin asil ve kahraman evlatları, sevgili hemşerilerim, sayın büyüklerim ve de küçüklerim ve de sayın hemşerilerim. Burada toplanmamızın sebebi dispansere bağış kampanyası. Herkes yardım edecek. Beyler, pamuk eller ceplere girsin ve çıkan paralar Ebe Hanım'a makbuz karşılığı verilsin. Benden söylemesi aslanım. Git bağış kampanyasına bastır parayı. Tomar tomar binlikleri görünce o saat dizinin bağı çözülür. Gerisini bana bırak. Hiçbir şeye karışma sen artık.
Ne o yani? Bizim paramız para değil mi? Buyurun makbuzunuzu. Çok teşekkür ederiz. Mis gibi kokuyor. Çok rica ederim. Elindeydi ya. Kokun sindi ya kağıda, şimdilik milyon eder. Gene görüşeceğiz. Allah Allah. Parayı suratına çarpacaktım ama hakkım yoktu buna. Buyurun 200 bin liranız. Allah Allah. İlahi kızım, paramı isteyen var senden. Seç al istediklerini. Ödemesi kolay. Kolay olur mu? Maaşım malum. Ah kızım, senin güzelliğin bende olsa yakardım memleketi vallahi. Bırak canım, çok abartıyorsun. Güzelliğin dillere destan olmuş. Herkes seni soruyor. Hele biri, hele biri. Milyarder vallahi. Servetin bir gülüşüne feda olsun diyor. Rica ederim. Aman kızım, sen bakma bana. Deli dolu konuşurum işte. Ev sahibi Marmaris'e gidiyormuş. 2 hafta falan evde yalnız kalacakmış. Ne yapar yapar koynuna sokarım o güne kadar. Sağ ol. Sağ ol. Okudun mu mektubu? Çok kötü yazılmış. Okuyamadım. O kadar da özenmiştim ki. Ben okuyamıyorum. Kendin söyle. Seviyorum işte. Evet. Yani diyecektim ki benimle evlenir misin be? Koca aptal. Niçin bekledin bugüne kadar? Babamdan mektup geldi. Gel. Senin hatalı bir karar vermeyeceğine inanıyorum. Düğününüzü burada yaparsanız çok sevinirim. Damadımın gözlerinden öperim yavrum. Mutlu oldum. Çok mutlu oldum. Onu da alıp buraya getireceğiz. Bir daha yanımızdan hiç ayrılmayacak. İyi olur.
Bugün izinliyim. Eve gidiyorum. İşim bitsin ben de gelirim. mektubu? Sülo! Buzlu bir su getir. Yüreğim yanıyor. Hayrola teyze? Bu saatte ne işin var? Ah elmasım, bir mal geldi. Sana göstermeden edemedim. Buyur. Şunlara bak. Nedir bu? Birisi yolladı sana. Al kız. Milyonlar eder vallahi. Hepsi senin. Yeter ki 5 dakikacık görüş o delikanlıyla. Çık dışarı. Bırak sersemliği kız. Bunlar bir şey mi? Defol. Daha İzmir'de kat alacak sana. İstediği köşkü Kuşadası'nda seçsin. Defol. Ama bak yavrucuğum. Çık yoksa parçalarım seni. Kim o? Kim? Kim var orada? Dur! Ah! Defol evimden! Dinle beni! Hayır! Dinle diyorum sana! Defol! Çıldırıyorum sana! Ne işin var burada senin? Anlıyorum seni, çıldırıyorum sana! Git evimden! Ne olur kaçma. Her şeyim. Her şeyim senin olsun. Ne olur. Bir kere dinle. Hayır. Adam yerine koy beni. Hayır. Bırak beni. Ki nefsi müdafaa abi. Üstelik haneye tecavüz var. Korkma, sıyırdın gittin. Öyle öyle. Yaralıyı da hastaneye taşımışsın. Hakimin takdirine kalır. Hiç korkma, beraattir. Kendimi düşündüğüm yok arkadaşlar. Geride yapayalnız bir genç kız bıraktım. Onu düşünüyorum. Şansın varmış delikanlı. Kurşunlar dikine girmiş. Bacağını kesilmekten kurtardık. Ne zaman yürüyeceğim doktor? Bir aya kalmaz seni kaldırırım ama... Ne aması? Yaralı bacağım biraz kısa kalacak. Topal mı olacağım? Bak kızım, 15 gün izin vereyim sana. Git babanın yanına, kendine gelirsin. Ferdi'yi bu halde bırakamam. Korkma kızım, kesinlikle beraat edecek. Avukatıyla konuştum. Kesinlikle paçayı sıyırır diyor.
Ondan sonra bütün suç sana yüklenecek. Göreceksin kafasız herif. İçeride adamımız yok mu baba? Bir haber salsak. Altı sene daha yedi serseri. Ölmediği iyi oldu. Yaşamalı köpek. Yaşamalı ki çekeceği acıyla gebersin. Babanın yanına gidersen içim rahat edecek. Ölürüm de gitme. Seni burada yalnız bırakma. Günah. Seni bekletmeye hakkım yok. Hayır. Buradan çıkınca karşında göreceksin beni. Bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Eski günleri geri getireceğiz. Burası Ebe Hanım. Durumu çok ağır. Seviyorum. Evleneceğim onunla. Bırak beni. Bırakırsan unuturum her şeyi. Şikayet etmem seni savcıya. Yalvarırım bırak beni. Benim olacaksın. Elini sürersen bana öldürürüm seni. Çıldırıyorum sana. Seni ilk gördüğüm günden beri deliye döndüm. O kalçaların, bacakların, göğüslerin deli etti beni. Güzellikle gelesin istedim, kabul etmedin. Şimdi benim olacaksın. Bir alıştın mı bir daha bırakamazsın, anlıyor musun? Manyaksın sen, manyak! Thank you.
Her kadında seni aradım. Seni düşünerek sevdim, okşadım başka kızları. Bir türlü sönmedi içimdeki ateş. Ölüm gibiyim, anlıyor musun? Ölüm gibi. Hayır! Bırak beni! Ne olur! Hayır! Hayır! Ne olur bırak! Ne olur yapma! Ne olur! Bir paket var sana. Yoklamasını yaptık. Yasak bir şey yok ama... Aması ne başefendi? Bilmem. Al bak. Kim yollamış? Dündar. Hacı Musa'nın oğlu. Olamaz! 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 Hayır! 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 Tutun şunu be! İnanmıyorum! İnanmıyorum! Hayır! Bırakın beni! Yüzün kalmamış, doğru bir kelime sözün kalmamış. Aklını fikrini yalan bürümüş, senden bir Leyla, senden bir Leyla. Güzel gözlerini hırslı bürümüş, senden bir Leyla. Hayırsız Leyla. Thank you.
Ne istiyorsun? Hamileyim. Çocuğumun babalı doğmasını istiyorum. Demek aklın başına geldi. Namusum için her şeye katlanmaya razıyım. Ya. Yalvarıyorum sana, kurtar beni. Derdine güne duruyor. Çocuk senin çocuğun, biliyorsun bunu. Kişine başka baba ara. Kolundan tutup seni sokağa atayım mı? Yoksa kendin gider misin? Geçmiş olsun. Sağ ol. Mahmut abi. Leyla'yı hiç gördün mü? Bir sabah erkenden bavulunu alıp gitmiş. Bir daha ne gören oldu ne de adını işitti. 6 sene bu Mahmut abi. Dile kolay. Bir defa bile gelmedi. Boş ver. Mutlaka başına bir şey geldi abi. Benim bildiğim, benim tanıdığım Leyla böyle kalpsiz olamazdı. Beni yalnız bırakmazdı. Karı milleti. Yüreğimde bir düğüm var abi. Seneler değil, asırlar da geçse hep seveceğim. O 4 duvar arasında yıllarca aklımdan bir saniye olsun çıkmadı. Bırak peşini. Bak yeni bir hayat başlıyor senin için. Bundan sonra hep beraberiz Ferdi. İstanbul'a gideceğim abi. Babası Sadık. Onu bulacağım. Yok. Beraber gideceğiz. Dündar dışarıdaymış. Doğru mu? Senin mahkemen sürerken öldü babası. Biraz oyalandı, çekti gitti. Yani kahya bakıyor. Topal bacağını tedavi için Avrupa, Amerika dolaşıyormuş İtoğlu Yiğit. Elbet bir gün karşılaşırım. Şuralarda biraz bekleyeceğiz. Neden abi? Teslim edeceğim bir mal var. Hala bitmedi mi bu iş abi? Korkma, bıraktım o iş. Namus borcu. Teslim edeyim, üzerimden kalksın yük. Bir ses duydum. Terslik olmasın. Çoktan gelmeliydi. Kaçalım.
Kim bu serseriler? Veysel'in adamları. Bizim patronun can düşmanıdır. Senin patronun onlardan daha mı iyi? Değer mi bunlar için canını her an tehlikeye atmaya? Kendim için mi çalışıyorum evlat? Bilmeden konuşma. Kızın için değil. Tabii ya. Osman Baba işi bıraktı oğlum. Kızı bir ev tuttu ona. Hisar'da oturuyor. Köprü altındaki kahvenin oradan sonra gösterirler. Tanımayan yoktur. İleride sandalların orada balık tutuyor abi. Eyvallah kardeş. Sağ ol. 7 yıl geçti aradan. Hala mı seviyoruz? Ondan başka bir şey düşünmüyorum ki abi. Nereye baksam hep onun hayali var gözlerimin önünde. Allah yardımcın olsun evlat. Beni nerede bulacağını biliyorsun. Tamam. Sen Ferdi değil misin? Evet baba, nereden bildin? Bir resmin vardı Leyla'da. Bakar bakar ağlardı. Sana onun için geldim baba. Leyla nerede? Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Allah aşkına baba, bana doğruyu söyle. Bir ev tuttu bana. Senelik kirasını da verdi. Sonra çekti gitti. Aylardır uğramıyor bana. Baba yalvarırım. Tut ki öldü. İnsan çok yere yaşarken ölüyor oğlum. 7 senedir onu sayıkladım. Onun hayaliyle yaşadım. Bir gün onu bulmak umudu olmasa kendi elimle canıma kıyardım. Konuş baba. Allah'ın kitabın varsa konuş, yerin dibine girme diye bu. Bilmiyorum oğlum. Hiçbir şey bilmiyorum. Aldım. Sağ ol, sağ ol evlat. Canım babam. Ferdi geldi kızım. Perişan halde. Yalvardı, ağladı. Çok acı çekiyor. Hala deli gibi seviyor seni. Neye yarar ki baba? O yıllar geri gelmez ki. Bir daha eskisi gibi olamayız. Yazıyor bugünkü cinayeti yazıyor gazeteler. Yazıyor abi. Bugünkü cinayeti yazıyor gazeteler. Gazeteler, gazeteler abicim, gazeteler. Bugünkü cinayeti yazıyor gazeteler. Buyur abi. Bugünkü cinayeti yazıyor gazeteler. Gazeteler. Öldürülen abi, adamı tanıyor musun? Bugünkü cinayeti yazıyor. Benim patronum. Gazeteler bugünkü cinayeti yazıyor gazeteler. Zengin olduk gazeteler, evlat. Gazeteler abicim, var mı isteyen? Bak. Milyonlar yatıyor sulara. Kalıp kalıp altın, güney hududundan kaçırdık. İkimizin bu para. Beni karıştırma bu işe. Bırak ulan deliliği. Para da pul da gözüm yok benim. Paran olsaydı Leyla'yı çoktan bulmuştum. Leyla hakkında bu şekilde konuşma. Kes. Paran olsaydı beklerdi seni. Çıkınca hapishane kapısında beklerdi. İstediğin kadar konuş. Nesin ki sen bu halinle? Hapisten çıkmış zavallı bir mahkum. Bulsan ne verebilirsin ki kıza? Beni seviyor. Seviyorsan nerede? Nerede ha? Yıllarca patrona çalıştım. Onun için hapishanelerde süründüm. 3 kurşun yarası var vücudumda. Karım ben hapisteyken öldü. Öz kızımsa tanımıyor beni. Benim gangster babam yok diyor. Yüzüme bile bakmıyor. Hayatta tek güvendiğim, sevdiğim sen kaldın. Sen de gidersen bu paranın tümünü kaçağa yatırırım. Esrar'a yatırırım. Ama yanımda olursan ekmeğimi namusumla kazanmaya çalışırım. Çalışırız. Bırakma beni. Oğlum sayılırsın benim. Thank you.
Alo, Ege Nakliyat. Evet, benim. Nasıl? Hangi hastanede? Hemen geliyorum. Durumu nasıl doktor? Çok ciddi. Kalp zarı yırtık. Ameliyata alınamaz mı? Maalesef çok geç. Yanında fazla kalmayın. Motor tekledi koçum. Sen neler atlatmışsın baba, bunlar vız gelir sana. Kızımı getir bana. Son bir defa görmek istiyorum. Peki. Özlem Hanım. Evet, buyurun. Ben Mahmut abinin arkadaşıyım. Tanımıyorum. Baban çok hasta. Vuruldu mu? Polisle mi çatıştı? Gangsterler mi vurdu? Bu okulda, bu kutsal yerde olmasaydık ağır hakaret ederdim sana. Defol! Babana götüreceğim seni. Gerekirse saçından sürüye sürüye. Babam öldü benim. Hayır. Asıl ölmüş olan senin insanlığın. Karşında duran o gençlere bu taşlaşmış kalbinle mi insanları sevmeyi öğretiyorsun? Hastanede can çekişen bir insan, bir baba, kendini kızına adamış bir baba. Hiç sıkıntı çektin mi sen? Çıplak ayaklı okula gittin mi? Kürk tenekelerinde eski defter kalem aradın mı, konuşsana. Ben çektim, ben aradım, babam yoktu benim. Günlerce aç yaptım. Sonra bıraktım okulu. Sokaklarda boyacılık yaptım. Ama sen, baban her şeyi verdi sana. Bana teyzem baktı. Hı. Sen baba parasıyla okudun. Zengin çocuklar gibi yetiştin. Her şeyini babam verdi sana. Teyzene sor istersen. Doğru olamaz mı? Gururum mu incindi? Git diplomanı yırt istersen. Bana bak kalpsiz vicdansız evlat. Baban seni görmeden ölecek. Ama seni severek ölecek. Oysa ben yaşadıkça nefret edeceğim. Senin gibi bir vicdansızdan. Okul tatildeymiş. Akşam evine gideceğim. Gelmek yemedi. Okul kapalı dedik ya. Hiçbir zaman yalan söylemesini beceremedim. Bak baba. Bak. Asıl sen dön arkana bak. Kızım. Yavrum benim. Beni affedecek misin baba? Sana hiç kırılmamıştım ki. Bundan sonra hep yanında olacağım. Yaşayacak mı? İnşallah. İyi bir ders verdin bana. Mümkün olsa şu an canımı verirdim babam için. Hayatımda hiç bu kadar mutlu görmemiştim onu. Günahlarını affettirdim. Sen de affettin mi? Alo? Evet. Evet. Başımız sağ olsun. Daha dün yanına oturttu beni. Baba de bana dedi. Baba dedim. Babacığım dedim. Gözleri yaşardı. Binlerce defa babacığım dedirtti. Sonra da seni anlattı bana. Leyla'yı anlattı.
Buldun mu? Arama onu. Boşuna acı çekme. Rahmetli baban gibi konuşuyorsun. Evet. Babam çok severmiş seni. Üzülmeni istemezmiş. Ben de istemiyorum. Yarın erkenden gelip alacağım seni. Babanın miras işi var. Çok. Çok zengin bir kızsın artık. Defterler emrinizde. Şirketin öz varlığı, babanızın Ferdi Bey'le ortak olduğu bütün mallardaki %50 hisseniz bu listeye çıkarılmıştır. Tetkik etmek ister misiniz? Ferdi Bey gördüyse bence tamamdır. Senin görmen lazım. Sana itimadım var. Şirketteki hissenizi kim idare edecek? Ferdi Bey tabii kabul ederse. Vazife kabul ederim. Ben okuluma geç kaldım beyler. Müsaadenizle. Bir dakika. Bütün bunları ciddiye almaya mecbursun Özlem. Şu anda muazzam bir servetin var. Bu parayı ne yapacağını hiç düşündün mü? Evet. Gel göstereyim sana. Burada bir çocuk yuvası yaptıracağım Ferdi. İlkokulda öğretmenlik yapan bir arkadaşım var. Anaları işe gittiği için okula gelemeyen çocuklar varmış. Karda kışta sokakta analarını bekleyen çocuklar varmış. Bir çocuk yuvası bütün dertlerini halledecek yüzlerce ailenin. Bir zamanlar yemin etmiştim. Allah bana fırsat verirse demiştim. Verdi işte. Bana yardım edeceksin değil mi? İcap ederse sırtımda taş taşırım. Neyin var, ne oldu? Onu mu hatırladın? Evet. Bir gün onu sana unutturacağım Ferdi. Soldurdum içinde baharları, düşünmez olmuşsun hiç yarınları. Soldurdun içimde ilk baharları, düşünmez olmuşsun hiç yarınları. Arayıp gerçeği bulamadım mı sende bir Leyla? Sende bir Leyla. Arayıp doğruyu bulamadım mı sende bir Leyla? Hayırsız Leyla. Thank you.
Seni seviyorum. Yıllardır aklından, kalbinden çıkmayan o kıza benzemem ben. Birini sevdim mi hiç ama hiç terk etmem onu. Bütün varlığımı, hayatımı veririm ona. Sabırlıyım ben. Onu senin hayalinden, kalbinden atıncaya kadar beklemesini bilirim. Leyla. Leyla, niçin kaçıyorsun benden? Git Ferd, bırak beni. Yıllardır seni bekledim Leyla. Ben öldüm senin için. Her şeyi öğrenmek istiyorum. Bir şey sorma bana. Çıldırdın mı sen? Sensiz o yıllar nasıl geçti biliyor musun? Seni her gün daha çok seviyorum Leyla. Beni hayatın, senin hatıraların, senin sevgin var mı? Bitti her şey diyorum. Ne olur anla beni. Gel yavrum, gidelim buradan. Dokunma bana. Başkasının kadınıyım ben. Yalan, yalan söylüyorsun. Ne fark eder? Yalan ya da gerçek. Bir daha beraber olacak mıyız? Her şeyi unutabilecek miyiz? Gerçeklere dönerdim. Hayatını eski hatıralara bağlama. Unut beni. Öldü de. Öldü de. Öldü. Hiç yakışmıyor sana. Beni yalnız bırak lütfen. Sana yardım edeceğim. Kimse yardım edemez bana. Bugüne kadar umutla yaşamıştım. Bundan sonra nefretim yaşatacak beni. Dündar'ı bulacağım. Her şey düzelecek mi o zaman? Yitirdiklerini tekrar kazanacak mısın? Ben sevdiğini yalnız bırakan kahpelerden değilim. Özlem. Evet. Seni kırmak istemiyorum. Sana kırılmam, sadece üzülürüm. Bir darbeyle yıkılacak erkek değilsin sen. O kadar zavallı olamazsın. Ne olur anla beni. Baba, babacığım. Babacığım. Oğlum. Ferdi? Adamlarına devamlı seni aratıyor. Bugüne kadar tedavi için gitmediğim ülke kalmadı. Artık hiç umudum yok. Ölünceye kadar topal kalacağım. Ama ben yaşadıkça o it de topal kalacak. Emret, iki bacağını da kıralım. Koltuk değnekleriyle göreceğim iti. Osman Usta nerede? Kaynakçıya kadar gitti abi. Git çağır, Ferdi abi geldi. Hadi.
Bir şey mi istediniz? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Kim gönderdi sizi? Polis! 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 Kimdi sizi gönderen? Kimdi diyorum? Çekerim tetiği. Konuş! Konuş! Dündar mı gönderdi? Nerede oturuyor? Nerede oturuyor? Levent'te. Gel bana doğru, bana doğru. Gel. Şeyi düzeltirim. Yemin ederim her şeyi düzeltirim. Çabuk! Birisi babamı öldürecek. Aç lan ağzını! Aç! Aç! Sena. Çocuğumun babası. Öleceğim seni. Ne olur dokunma babama. Beni babasız bırakma amca. Babam çok kötü bir adam mı? Niçin öldürmek istiyorsun? Hayır oğlum. Kötü olan benim. Seni ağlattığım için kendimi hiç affetmeyeceğim. Anasız babasız büyümenin ne demek olduğunu bilirim oğlum. Kimsem yok benim. Bir oğlum olsaydı senin gibi, beni seven bir oğlum olsaydı kötü olmazdım. Yüreğim evlat sevgisiyle dolup taşardı. Aslan oğlum der, kucaklardım öperdim. Beni bağışla yavrum. Öz oğlun gibi olmaz ama istersen beni kucaklayıp öpebilirsin. Çünkü babama dokunmadın benim. Yüzüme bakacak yüzün kalmamış, doğru bir kelime sözün kalmamış. Yüzüme bakacak yüzün kalmamış, doğru bir kelime sözün kalmamış. Aklını fikrini yalan bürümüş, senden bir Leyla. Sen de mi Leyla? Güzel gözlerini hırs mı bürümüş? Sen de mi Leyla? Hayırsız Leyla. Thank you.
sevene bırak.